Sefa Merve Ramazan bereketini sunar. Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir mübarek iftar vaktine girerken yine Ramazan Bereketi programıyla TV 52 ekranları aracılığıyla evlerinize konuk oluyoruz. Bütün kıymetli izleyicilerimiz, sizin hepsini ben Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli izleyenlerimiz, Ordu'da biz bu akşam iftarı beklerken TV 52 stüdyolarında Ramazan Bereketi programımızda çok saygıdeğer hocamız, sevdiğimiz, sayıdığımız, daha önce de ekranlarımızda konuk olarak ağırlayıp sizlerle buluşturduğumuz, sizin de ekranlardan tanıdığınız hocamız Sayın Cemal Uzun, Ordu İl Müftü Yardımcımız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sezgin Hocam, Allah razı olsun. Hocam nasıl gidiyor Ramazan? İyi. İlk gün biraz başım çok ağrıdı ama şimdi yavaş yavaş kendimize geldik. Allah'a hamdolsun bir sıkıntımız yok. Hocam biz bu akşam sizinle inşallah israf konusunu konuşacağız. İsraf deyince zaten Ramazan'da aslında bütün nimetlerin yeniden kıymetini, kadrini anlama açısından Ramazan bizim için bir fırsat. Evet. Bu fırsatlar içerisinde de önce israfı konuşalım diye düşündük. Kıymet hocam, israfın tanımı, kavramsal çerçevesini bir çizelim. İsraf nedir diye ben size sorsam israfı nasıl tarif edersiniz hocam? Evet Sezgin hocam, Allah razı olsun. Biz İslam dinine mensup Müslümanlarız elhamdülillah. Ve bizim dinimiz her zaman ifrat ve tefriti bize yasaklamıştır. İslam dini orta bir yoldur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye tavsiyesine baktığınız zaman da hep böyle orta bir ümmet olmayı tavsiye etmiştir. Cenab-ı Hak da bize bu şekilde bir yaşantı bizden talep etmektedir. Biz israfı her bakımdan, yaşantımızın her bakımından, bu inanç bakımından olabilir, bu harcama bakımından olabilir, sağlık bakımından olabilir ki az sonra inşallah süremiz içerisinde bunlara yavaş da olsa az da değineceğiz. Ölçülü ve dengeli bir şekilde olmayı başarabilmektir. Allah'ın bizden istediği budur. Yüce Allah da mümin kullarından bizden istediği budur. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman da özellikle Furkan suresinde, Maide suresinde bazı ayetlerde kullarına hep orta yol tavsiye etmiştir. Mesela Furkan suresinin 67. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak müminleri harcamaları nasıl yapacaklarını da yaptıklarını ifade ederken şöyle buyurur. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَّامًا. Müminler öyle insanlardır ki, öyle kullardır ki, onlar infakta bulundukları zamanda, infak demek elindeki bir şeyi harcamak, başkasına devretmek, başkasına vermek anlamına geliyor. Harcadıkları zamanda onlar asla lem yusrifu, asla israf etmezler. İsraf aslında aşırı gitmek midir? Yani aşırı gitmek. Aşırı gitmek derken ifrat tefrit bakımından düşün. Hem uç olma hem de kötü taraftan da, evet, günah tarafından olduğu zaman da. Lem yusrifu, asla onlar israf etmezler ve lem yakturu, cimrilik de etmezler. Yani ellerini böyle sımsıkı sıkaraktan insanlara bir şey vermemekten kendileri vermede imtina etmezler. Ama ne yaparlar? Ve kâne beyne velike kavâme. Müminler bu ikisi arasında orta bir yolu takip ederler. İfade etmiştir. Yine Maide suresinin 87. ayeti kerimesinde de Allah-u Teala sizin için diyor helal kıldığımız, sizin için yarattığımız, mübah kıldığımız şeyleri sakın kendinize haram kılmayınız
buyurarken ya eyyühellezine amenu la tuharrimu tayyibatu ma ahallallahu lekum. Allah'ın size helal kılmış olduğu ne varsa, mübah kılmış olduğu ne varsa sakının sakın bunları kendinize haram kılmayınız. Ve la ta'dedu, ama haddi aşmayınız. Size ben bunu helal kılmışsam bunun bir ölçüsü vardır. Helal kıldıysam bu sınırsız yani, değil, bir ölçüsü var. Bunu kullanırken de, bu helali kullanırken de bunun bir ölçüsü vardır. Bu ölçüyü aşmayacaksınız. İnna Allah la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz Allahu Teala haddi aşanları sevmez buyuruyor. Evet. Bu ayetlerden, bu ifade yola çıkaraktan biz cimriliği şöyle diyoruz. Sözlüğe baktığımız zaman da sınırı aşmak. Allah-u Teala'nın size çizmiş olduğu bir sınır vardır. Yaşantınızla alakalı olarak, haramlar, helallar konusunda, ibadetler konusunda, günahlar konusunda size çizdiği bir sınır vardır. Bu sınırı aşmak bize göre bir israftır. Veyahut Efendime söyleyip aşırı gitmek. Böyle yani hep ön planda ben olayım, her şeyi ben bileyim konuşmak gibi bir şeyde aşırı gitmek. Bununla beraber insanları aldatmak. Yani aldatmak da bir israftır. Çünkü insanın güvenini kaybediyorsunuz siz. Güven, toplumda güven bırakmadığınız zaman da güven israfına giriyorsunuz. Bununla beraber gafil olma, cahil olma gibi sözlüklerde bu anlamlara gelmektedir. Seraf kökünden geliyor. Serafa yesrufu. İsraf da buradan geliyor zaten. Ama dini anlamda bir tarife geçtiğimiz zaman da ise ister tefrit anlamında olsun, ister ifrat anlamında olsun, ister tefrit anlamında olsun. Müslümanların her türlü aşırılığını ifade etmek için kullandığımız bir kelimedir. Bu bağlamda mesela insanların harcamalarında saçıp savurması bir israftır. Yani ihtiyacınız kadar harcayacaksınız. Cebinizdeki gücünüz kadar, imkanlarınız kadar. Efendime söyleyeyim, atalarımız ne demiş? Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız. Eğer ayağınız yorganınızdan dışarı çıkmaya başladığı andan itibaren üşürsünüz. Dolayısıyla biz ihtiyaçlarımızı karşılamadaki, harcamadaki ölçüsüz davranmayı israf olarak görüyoruz. Bununla beraber yemede içmedeki en büyük son yıllarda en büyük problemlerden bir tanesi toplumun. Çünkü insanlar sürekli olarak yemek hastalığına böyle düçar olmuş gibi bir halimiz var. Bu biraz herhalde daha çok hareketsiz. Toplumda artık obezite büyük ölçüde bir sorun haline yani gelmeye başladı. Yani ciddi şekilde hem de. Bununla beraber yemede içmede sınırı aşmak, inançsızlık mesela. İnanç, dini yaşama konusunda, şirk konusunda, zulüm konusunda, hayasızlık, hatta ve dinde aşırılık da hep israf olarak değerlendirilmektedir değerli kardeşim. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ya beni Adem'e, ey Ademoğlu, huzu zinetekum inde külli mescidin. Her mescide çıktığınız zaman da, yani mescidden kastınız Allah'a secde etmeye durduğunuz zaman da, namaz kılacağınız zaman da, evet, ibadet edeceğiniz zaman da güzel Allah'ın size vermiş olduğu zinetlerinizi üzerine giyiniz. Ama israf etmeyiniz. Yiyiniz, içiniz. Sakın israf etmeyiniz. Allah'ın huzuruna çıkacağım diye de yani imkanları zorlamak suretiyle, yani en iyi ziyneti alayım, en iyi elbiseyi alayım diye de kendinizi zorlamayacaksınız. Allah bizim buradaki huzuruma gelin derken temiz gelin. Güzel giyinin. Ama israf etmeyin. Bunu yapıyoruz. Bununla beraber insanların inanç bakımından, günah işleme bakımından da efendime söyleyeyim. Zamanı israf etme. Yani onların hepsi var tabii. Dolayısıyla biz israfı orta yolda bir harcamanın dışına çıkmak olarak görüyoruz, değerlendiriyoruz Sezgin Hocam. Yani orta yoldaki davranışın dışındaki her türlü aşırılık israftır. Yani. Dersek yerli yerine oturmuş yani olur mu hocam? Bizim dinimiz her zaman orta yolu istemiştir. Orta yolu takip etmeyi tavsiye etmiştir. Zaten Allah Resulü de sahabeye zaman zaman diyor ki yani kün fit dünya gariben diyor mesela. Dünya yüzünde garip gibi ol. Çok fazla böyle sivrilme. Aşırılık, ama şataflat. İnancında olması gereken ölçüde inancını yerine getir, yaşa. Evet. Hocam israfın çeşitlerini aslında siz biraz saydınız. Evet. Şimdi biz oradan siz
kendinize göre bir ölçünüz var elbette, programın süresi dahilinde ayarladığımız vaktimizin yettiği kadarıyla. İsrafın çeşitlerinden biraz bahsedelim mi hocam? Biraz bahsettiniz ama yine devam edelim maddelerine. Mesela zamanın kullanımı noktasında biraz fazlaca ihmalkar mıyız hocam? Maalesef Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müminler için iki nimet vardır ki müminlerin birçoğu bu iki nimetin değerini hep ihmal etmişlerdir. Evet. Bunun kıymetini bilmemişlerdir. Bunlardan bir tanesi sağlık, bir tanesi de boş vakit, zaman. Ben birazdan sağlığı da soracaktım ama onu, siz onu söylediniz. Ona değineceğiz inşallah. Biz şu anda zamandan biraz bahsedelim. Hakikaten zaman insan için önemli bir konudur, önemli bir durumdur. Allah-u Teala günü 24 saat olarak halketmiş. Bunun için gündüzü yaratmış, geceyi yaratmış. Gündüz insanlar ne yapacaklardır? Maişetini kazanabilmek için, çoluk çocuğun rızkını, kendi rızkını temin edebilmek için çalışma zamanı vardır. Bir de bu çalışan vücudun dinlenmeye ihtiyacı vardır. Uyku saatimiz vardır. Allah-u Teala biz geceyi sizin için bir beşik kıldık diyor. Ama gelin görün ki insanların zamana değerlendirme konusunda hakikaten ciddi ihmalkarlıkları var. Allah Resulü buyurur ki kıyamet gününde Ademoğluna hesaba çekilirken zamanını, ömrünü nerede geçirdiğin hesabını vermeden bir adım attırılmayacak buyuruyor. Yani siz Allah'ın size vermiş olduğu zaman kavramını, zaman dilimini nasıl geçirdiniz? Nerede geçirdiniz? Bunun hesabını vereceksiniz. Ama gelin görün ki Sezgin Hocam son yıllarda zaman kavramı konusunda, zamanı değerlendirme konusunda çok da iyi bir görüntü vermiyoruz. Mesela evde oturduğumuz zamanda bir gazete okumak varken, bir kitap okumak varken, diyelim işte Ramazan ayındayız, bir mukabele okumak, bir hatim indirmek gibi mümkün olan durumlar varken İnsanların birçoğu maalesef televizyon başında saatlerce birçoğumuz öyleyiz geçiriyoruz. Hocam. Yani öyle de yani insanlara çok da faydası olan programlar değil. Hem televizyon başında hem sosyal medya platformlarında yani şurada burada akıllı telefonların başında. İnternet mesela artık cep telefonları sayesinde dünya küçüldü. Evet hocam. Yani, dünya cebimizde. Dünya herkes 7'den 70'ine kadar herkes cebimize taşıyoruz. Ama taşırken bazen sosyal medyayı ben de takip ediyorum. Sosyal medyada paylaşımları görüyoruz. İşte daha çok Japonlara örnek veriyorlar. İşte Japonlar işe giderken herkes otobüs durağında oturup kitap okuyor. Efendime söyleyeyim dergi okuyor. Üstelik bu telefonların o akıllı yani, cihazların üreticileri, maalesef, mucitleri bunlar. Onlar hep böyle örnek gösteriyoruz. Ya bizim inandığımız din sana ne diyor? İkra. Oku diyor. Allah'ın ismiyle oku diyor. Buna rağmen biz daha çok akıllı telefonlarımızı, internet kullanıyoruz. Ama faydalı ilim değil de daha çok sosyal medyayı kullanmak için zaman arıyoruz. Belki de günümüzün 3-4 saati, belki daha da fazlasıdır. Bunu ben de kullanıyorum. Bazen bakıyorum ya bu adama hiç uyumuyorum diyorum kendi kendime. Yani doğru söylüyorsunuz hocam, 24 saat kesintisiz. Adam yazıyor, boyuna paylaşıyor. Ya diyorum insan az yorulur yani. Hı. Bakınız faydalı bir iş yapıyorsa amene kabul ediyorum. Ama insanları sadece böyle oyalamak için yapıyorsa da bu zamanı iyi değerlendirme değildir. Bununla beraber internet kafelerinde geçirilen vakitler... Bununla beraber efendime söyleyeyim kahvehane köşelerinde oturmalar, yani hatta kahvehane, Allah'a şükür devletimiz, hükümetimiz işte bir karar aldı, sigarayı kaldırdı en azından kapalı mekanlarda. En azından topluca zehirlenme imkanını yani, ortadan kaldırmış oldu. Bu. Dolayısıyla biz zamanı iyi değerlendirmiyoruz ve şöyle baktığınız zaman da boş boş geçiriyoruz. Halbuki Peygamberimiz ne diyor? Müminin iki günü birbirine eşit olursa Allah, o zarardadır. Yani dolayısıyla bir evi, bir inşaatı yaparken siz bugün aynı yerde kaldınız, yarın üzerine bir şey koymadınız, yarın tuğla örmediniz, ne yaparsınız? O bitmez. Ama ne yaparsınız? Her gün üzerine bir tuğla koyarsanız, biraz bir şeyler eklerseniz o inşaatı en kısa zamanda bitirirsiniz. Müslüman da böyle olacak. Ben sosyal medyayı kimse kullanmasın demiyorum. İnterneti kimse kullanmasın demiyorum. Ama
ölçülü kullanmak zorundayız. Çocuklarımız hakeza daha kötü durumlarda yani. Dikkat olmakta fayda var zaman konusunda. Planlama ve koordinasyon eksiğimiz her zaman çok fazlaca var. Yani neyi nerede yapacağımızı çok bilemiyoruz gibi bir durum hakim hocam. Aynen. Bir de biz sanki bizde en kıymetsiz şey zaman. Kime sorsak ne yapıyorsun? Vakit geçiriyorum diyor. Zamanım işte boşum diyor. Ya işte geçiriyorum. Fidan göre gideriz. Yani zamanı doldurmuyorum. Fidan göre gideriz, için, gezeriz, başka yere gezeriz. Oysa dünyadaki en önemli nimetlerin başında zaman geliyor değil mi şimdi hocam? Zaman geçtiği an. İlim adamlarına bakıyorsunuz. İşte Fuat Sezgin'i mesela bir örnek verelim hocamız. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sabahleyin evinden çıkarken azını alırmış, üniversiteye götürür. Biz olsak öğrendiriz ya fırsat bu fırsat gidelim bir yerde bir yemek yerim der. Ayağımıza getirtiriz hocam. Ama o gitmeye bile zaman. O evinden alır, iş yerine götürür, orada atıştırma şeklinde yaparmış. Ve günün 24 saatini, 16-17 saatini bu hocamız kitap başında geçirirmiş. Biz de tam tersi maalesef 16-17 saatini boşta geçirdiğimiz zamanlar oluyor yani. Şimdi işte hocamız dediğiniz gibi günün 1/3'ünü kitap başında ilime hayatını adayarak geçirdiği için biz şu anda televizyon programında bile hayırla yad ediyoruz. Ya geriye böyle asla silinmeyecek bir isim ve kalıcı eserler bıraktığı için hep ardından hayır dua ettiriyor. İnşallah Allah bize de nasip etsin. Ya insanlara faydalı şey bu. Aynen. Bak her zaman ümidim. Ben bir de belki 30 sene önce falan da çocukken bir kovboy filmi seyretmiştim. O filmde sahnenin sonunda mutlaka kaçmak zorundalar. Ya kaçacaklar ya ölecekler. Ya kaçır şey ölür. Diyor ki bir tanesi sen dur ben gideyim diyor. Çünkü senin beynin var diyor. Sen insanlara diyor. Faydalı olmuş. İlminle diyor faydalı oldun. Ben ise diyor kabadayılımla biraz faydalı olmuş. Şeye, meydan okumaya kalktım diyor. Ama sen kal ben ölürse ben olayım diyor. Dolayısıyla ilim adamı ne ölse de faydalı ilimden dolayı evet, her zaman iade ediyoruz ve zamanlarında bizim gibi değil çok daha iyi kullanıyorlar. Hocam yine değiniriz buna süremiz kalırsa israfın çeşitlerinden ben belki biraz siz değindiniz ama biraz daha açalım yeme içme konusunda Ramazan ayında insanlar bu psikolojik bir etki açken yemeğe daha çok yiyebileceğini düşünüyor ve her gördüğünü tatmak istiyor. Akşam iftar sofralarımıza bakıyoruz hocam. Belki 20 kişinin doyabileceği bir büyük bir sofra 2 kişi için hazırlanmış oluyor. Ve her birisinden birer ikişer lokma alıyoruz, gerisi kalıyor. Şimdi Sezgin hocam, israf kelimesi aslında geniş kapsamlı bir kelimeydi. Ben sohbete başlarken, konuşmaya başlarken din ve inanç alanında israftan bahsettim. Tarifi çizdiniz zaten. Sevgide, nefrette geleceğiz israf onlara var, hepsi var. Ama israf kelimesi anlam daralmasına gide daha çok yemede, içmede, giyinmede, eğlencelerde anlam kullanılmaya başladı. Ve daha çok da günümüzde bu amaçla kullanılıyor. İsraf deyince ilk akla gelen yeme içme. Ya şimdi Allah Resulü bizim için en büyük örnektir. Zaman zaman kendisini hiç yemek yemediği günler de olmuştur. Ama tabii ki hiç yemek yemeden de insan yaşayamaz. Evet. Ama Peygamberin bize bir ölçü koyuyor. İnsan vücudunun günlük bir kalori ihtiyacı vardır. Bu kaloriyi yakaladığınız zaman da, aldığınız zaman da o günkü ihtiyacınız gidermiş sayılırsınız. Mesela askerlik hepimiz yaptık. Askeriyede insanların günlük bir kalori ihtiyacı vardır. Sabah kahvaltı ne kadar kalori ihtiyacı var? Şu kadar. Size o kadar yemek verirler. Hakikaten dengeli beslenme budur. Öğle yemeğinde hakeza, akşam yemeğinde hakeza. Hesaplanmıştır yani, hepsi. Yani vücudunuzun günlük ne kadar kaloriye ihtiyacı varsa o sizin için hazırlanır. Ama gelin görün ki özgürlük hayat diyelim, sosyal hayatına baktığımız zaman. Sivil hayata çıktığınız işte doğru. Bizim böyle. Hakikaten dediğiniz gibi İftar sofraları olsun, başka sofralarımız olsun, haddinden fazla yiyemeyeceğimiz kadar yemeklerle doludur. Yani işte iftar vakti günü 16 saat aç kalıyoruz aşağı yukarı. İnsan oluyor dünyayı ki, yiyebileceğini yani zannediyor insan akşamı. Akşam olduğu zaman da işte şunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Ya insan olduğunu şu kadar bir midesi var, küçük bir midesi var ya. Ne kadar ne sığdıracaksın oraya yani. İçeceğiniz bir ufak tas çorba, efendime söyleyeyim bir iki bir parça yemek, yani salata, şu bu. Ama biz ne yapıyoruz?
sofraya oturduğumuz zaman da tıka basa yemek yiyip ama yedikten sonra da ya diyor aslında şurada uzanayım biraz ağırlaştım diyorsunuz. Ben hep şunu gördüm, birkaç sefer de yaptım ama bunu çok da beceremedim, onu da itiraf edeyim. İftardayken mesela önce bir çorba içerdim, kalktım giderdim namaz kılmaya gidiyordum. Bir 10 dakika geçiyordu orada. Doktorların tavsiyesi de böyle aslında hocam. Ya bir baktım ki sanki benim artık midemin 1/3'ünden fazlası doymuş gibi bir hal var. Ama siz sofrada olduğunuz zaman da ki çoğumuz bunu yapıyoruz. Yarış halinde yapıyoruz. Yemeye devam ettiğimiz için doyma hissini de tadamıyoruz. Bir de biliyorsunuz örfte derler ki işte sofrada konuşulmaz. Halbuki tam tersidir. Sofrada konuştuğunuz zaman da daha da iyi olur. Peygamber de bunu tavsiye etmiştir. Niye? Yemekte sürekli yemeğe endekslenmiyorsunuz. Eğer, hep köylerde büyüklerimiz hep derdi hocam. Yemekte konuşulmaz, yani, sesinizi kesin. Oysa yemekte sohbet etmek Peygamberimizin tavsiye ettiği işlerden değil mi hocam? Ya yemeğin yavaş yenmesine vesile oluyor. Tam sindirilmesine. Sindirilmesine. Siz açsınız. Sürekli olarak tek bir derdiniz var o anda. Midenizi doldurabilmektir. Midenizi doyurmaktır. Ama konuşmaya başladığınız zaman da belki 5 dakikada yiyeceğiniz, konuşmadan 5 dakikada yiyebileceğiniz bir yemeği konuşma sayesinde 15-20 dakikada ancak yiyebileceksiniz. İşte batılılara örnek verirler. Ya bu insanlara biz işte yemeğe gittikleri zaman da 1 saat yemekte kalıyorlar. Ya diyorsun ya nasıl 1 saat yemekte kalıyorlar? Ama adamlar yemeği öyle bizim gibi değil. Biz 1-2 lokmayı çiğnediğimiz zaman da yallah midemize. Ama adam ağzına aldığı zaman da o lokmayı en az 15-20 defa çiğniyor. Bunu hakikaten yeme konusunda israf ediyoruz. Mesela toplu mekanlarda yine yemeklere bakıyorsunuz. Toplu mekanlarda işte adam sana önüne bir sürü açık büfe koyuyor. Açık büfede yani ne kadar yiyeceksiniz ki? Yani insanoğlunun yiyeceği sınırlıdır. Ama yemediğiniz zaman da orada kalan o yemekler İnşallah çöpe gitmez diye düşünüyoruz. Ya hocam hani size servis edildiği için onu başkasına verme imkanları da yok. Başkasına sunma imkanları da yok. En azından bir tane alıyorsunuz. O bir tabağın tamamı aslında çöp. Bir tane aldığınız için onun gerisi zaman tamam. Zaman soruyoruz. Yani bunu ben de yaşadım işte. Bazen toplantılara gidiyoruz. Efendim seminerlere gidiyoruz. Oteldeki o gördüğümüz zaman. Görüyorsunuz orada hocam. Ya sabah kahvaltınızı yiyorsunuz. Bu kadar bir şey hazırlamışsınız. Yani bir insanın bir kalori ihtiyacı var. Peki ya, bunlar... Yenmedi takdirde ne yapıyorsunuz? İşte başka türlü değerlendirip çöpe atıyoruz şunu. Çöpe atılıyor. Gerçekten çok büyük bir israf. Bununla beraber mesela ekmek. Haberlerde bunu... Çok büyük ekmek israfı var yani, hocam. Belki de günlük çöpe giden ekmek, Türkiye'mizdeki bulunan o mülteci diye kabul ettiğimiz Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin belki de günlük ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak durumdalar. Ama maalesef biz... sabahtan almış olduğumuz ekmeğimizi bazen akşamda olacak ama bayat diye yememek istiyoruz. Çok ciddi şekilde bir israfımız var. Bununla beraber Peygamberimiz diyor ki bak yemeğe oturduğunuz zaman da vücudunuzu 3 bölüme ayırın diyor. Yani 3'e ayıraraktan yemek yemeye başlayın. 1. 1/3 birini yemekle doldurun, doyurun. 1/3 birini yemekle doyurun. 1/3 birini de su ile doldurun diyor. 1/3 de diyor boş bırakın gidiyor. Vücudunuz rahat bir şekilde nefes alsın. Ama biz tamamını dolduruyoruz. Tamamını biz yemekle dolduruyoruz. Belki sofraya oturduğumuz zaman yemekte su bile içmiyoruz çoğu zaman. Halbuki ara sıra su içseniz belki de oradaki yemekten haddinden fazla yemeyeceksiniz. Bununla beraber başka etkinliklerdeki efendime söyleyeyim israfat boyu ya. Ondan sonra dediğiniz gibi obeziteler sayımız artıyor. Ondan sonra da doktorlara gidiyoruz. Kolesterol orada artıyor. Şeker, tansiyon hastalıklarımız bir sürü hastalık piyasaya çıkıyor Sezgin Hocam. Bir tarafta hocam tabii yediklerini hep söylüyoruz. Daha önceki programlarımızda da söyledik. Sizinle yaptığımız programlarda da söyledik. Bir taraftan yediklerini eritebilmek için kilometrelerce affedersiniz hocam. Koşmak zorunda kalan insanlar bir tarafta da yiyecek bulabilmek için, bir lokma ekmek bulmak için kilometrelerce koşmak durumunda kalan fakirler, garip ve kurabalar. Mübarek Ramazan günü aslında hocam dün akşamdı sanıyorum. Bir fırına uğradık, orada yazıyordu yine Altınordu'da askıda ekmek uygulamamız devam ediyor diye.
Ben evlerimizde, kendi evimizde dahil hocam, baktığımızda ekmeklerin fazlaca aldığımızı, demek ki bu gözümüzün doymamasından sanıyorum, çok fazla aldığımızı, aldığımız ekmekleri de tüketemediğimiz için mecburen çöpe gittiğine şahit oluyoruz. Aslında fazladan aldığımız ekmeklerin iki tanesinin birini fırında ihtiyacı olan o kardeşlerimiz için askıda ekmek uygulamasına bıraksak ya da komşumuza ikram etsek belki de israf olmayacak. Ya bizim tabii eskiden daha çok şöyle bakıyor, Osmanlı'ya bakıyorsunuz, işte tarihe bakıyorsunuz, güzel geleneklerimiz varmış. Yani insanlar aç kalmama konusunda. Artık biraz bilmiyorum, ben merkezli olduğu insanlar, etrafındaki insanlar çok fazla düşünmüyorlar, düşünemiyoruz. Yani dediğin gibi askıda ekmek 1,5 lira bir para yani. Yani 100 kişi bunu, bir fırında bunu 100 kişi yapsa en azından 50 tane ailenin ihtiyacını geri giderecek kadar. Biz bu ekmeği evimize götürdüğümüz zaman belki çoğunu yemeyeceğiz yani. Yemiyoruz zaten bayatıyor hocam. Yani. Bayatta yeneceği kadar. Yani insan vücuduna alacağı belli bir miktar var, belli bir kalori var ya, belli bir gıdaya ihtiyacı var. Onun dışında çıktığınız zaman artık rahatsız oluyorsunuz, yemiyorsunuz yani. Nereden yedim diyorsunuz, daha sonra başlıyorsunuz soda içmeye. Evet. Eritebilmek için ondan sonra başka yöntemlere evet. başvurmak zorunda kalıyoruz. Yani, az önce okumuş olduğum ayette de hep ne diyor Allah-u Teala? Biz hep dua ediyoruz değil mi yemekten sonra? Külü veşre ve la tüsrifu innehu la yübbül müsrifun. Yiyiniz, içiniz ama kesinlikle israf etmeyiniz. Ama Allah. Şimdi toplu bir mekanda, seminerde işte toplantıda yemek yiyorsunuz, açık büfe yiyorsunuz. Orada ayet-i kerimeyi okuyorsunuz. Ey Allah'ın kulları. Peşinden de yemek duası yapın. Yemek duası yapıyorsunuz. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah-u Teala bu şekilde davrananları sevmez diyorsunuz ama oradan ayrıldıktan sonra bir sürü ekmek, yemek, efendime söyleyeyim neyse artık kullanılması halde çöpe gidiyor yani. Evet. Kıymet hocam, aslında bu açtığımız her bir başlık için belki birkaç program bile yapılabilir. Ama biz bu akşam kıymetli izleyicilerimizi fazla sıkmadan mübarek Ramazan ayındaki bu iftara kadar geçecek süreyi ilminizden istifadeyle değerlendirelim diye bu başlıkları açıyoruz. Bir de sağlık ve ömürde israf. Hocam şöyle sorsam, Allah yolunda Allah'ın emirlerine itaatle geçmemiş bir ömür israf mıdır? Şimdi israfı ilk başta konuştuk. Kategorilere ayırdık. Geniş anlamda kullandık. Ama biz günümüzde bunu anlamı daralta sadece günlük maddi harcamalara getirdik. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine baktığınız zaman da insan oldu bazı hadislerinde işte şu 5 şeyden hesap vermediğiniz müddetçe Allah'a bulunduğunuz yerden ayrılamayacaksınız bulunuyor. Bazı hadislerde ise efendime söyleyeyim şu 7 şeyden hesaba çekilmedikçe bir yere ayrılamayacaksınız buyuruyor. Bunlardan bir tanesi de ömrünüzü nasıl geçirdiğinizden, gençliğiniz nasıl, nereye harcadığınızdan. Nerede harcadınız? Bakınız Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu can bizde bir emanettir değil mi? Evet. Biz makasıda hamse diyebildiğimiz, zarurete hamse diyebildiğimiz 5 şeyin korunması bizde esastır. Malın korunması, canın korunması, dinin korunması, nefsin korunması, neslin korunmasıdır. Allah size bu canı, bu bedeni emanet olarak verdi. Dolayısıyla sizin bu can üzerinde, bu beden üzerinde operasyon yapma hakkına sahipliğiniz yoktur. Dolayısıyla bunu Allah'ın istediği şekilde kullanmak zorundasınız. Yoksa kalkıp da bu beden bana aittir, bu can bana aittir, ben ömrümü istediğim gibi geçiririm derseniz ahirette bunun hesabını çok ağır ödersiniz. Allah-u Teala diyor ki ben sana dünyadaki bir sınır çizdim ey kulun. Senin sınırın, sen yaratıldın ama başı boş bırakılacağını zannetme. Bu sınırlar içerisinde hareketini, davranışlarını, eylemlerini, yaşantını gerçekleştireceksin. Şu sınırları aştığın zaman da artık senin için tehlike çanları çalar. Ama bu dairede kaldığın müddetçe de ömrün bereketli olur diye bizleri zaman zaman Allah-u Teala uyarıyor. Şimdi hocam bir de şu an belki tam lafzı aklıma gelmeyebilir ama Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimesinde şu ömürle ilgili de şunu da sormak isterim ben. Orada diyor ki günah işleyerek, haklaşarak kendilerine
nefislerine yazık eden, kendilerini israf eden kullarım. Evet. Yani aslında günah işlemek de insan için kendini israf mıdır hocam? Elbette ki canım. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, ben sana dünyayı imtihan için seni gönderdim. Değil mi hocam? Bu imtihanı kazanmak senin elindedir. Eğer yanlış davranışlarla sen yaşantını benim sana emrettiğim şekilde yürütmezsen zarar olacaksın. Zarar da bizim için bir israf değil midir? Dinde bir israftır. Dolayısıyla günah işlemek de bir israftır. Küfür de israftır. İsyan da israftır. Dolayısıyla sonuçta kaybediyorsun. Evet. Sonuçta her şeyi kaybediyorsun. Maddi anlamda paranızı saçıp savurduğunuz zaman parayı kaybetmiyor musunuz? Bu şekilde davrandığınız zaman da bu şekilde yaşadığınız takdirde ne yapıyorsunuz? Hayatı kaybediyorsunuz. Evet. Ahireti kaybediyorsunuz. Hayreti ebedi bir hayatı kaybediyorsunuz. Evet. Hayatı yazık ediyorsunuz. İsraf ediyorsunuz ömrünüzü. Evet. Boşu boşuna. Kıymetli hocam, sevgide ve nefrette israf nedir? Var mıdır böyle bir şey hocam? Belki de en son akla gelebilecek israf kelimesi. Hiç düşünmemişiz yani, belki böyle bir israf şey. İsraf kelimesini şöyle size tarif edin desene, hiç aklımda sevgi gelmez, nefret gelmez. Evet. Gelmez değil mi? Bak bizim dinimiz burada da yine orta yol takip ediyor. Yani her şeyde orta yol olduğu için sevgide aşırı gitmek de bir israftır. Nefrette aşırı gitmek de bir ifrattır. Tefrittir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bu konuda uyarıyor. Diyor ki, ey Allah'ın kulları, insanları sevebilirsiniz. Bu güzel bir şeydir. Ama sevdiğiniz insanı aşırı ölçüde sevmeyin. Yani ona sonsuz bir sevgi beslemeyin. Olur ya, bir gün aranızda ufak bir tartışma olur, bir husumet olur, bir sıkıntı olur ve bu sıkıntıdan dolayı da o bütün dostluğu bitirmek zorunda kalırsınız. Ama orta yolda bu insanı severseniz, yani ilerideki başa meydana gelebilecek olan bir tatsızlıkta çok da pişman olmayabilirsiniz. Yani bitse de çok büyük zarar görmezsiniz, çok da umursamazsınız. Yani bir ölçü koymak lazım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde tam tersini düşün. Yani insanlar nefret etmeyin diyor. Evet. İnsanları biz Yunus'un dediği gibi yaratılanı yaratandan ötürü seveceğiz. Yani insandan nefret etmeyiniz. Kim beslemeyiniz. O adam hakkında çok aşırı kötü ifade kullanmayınız. Yani nefret edip israf etmeyiniz. Çünkü olur ya, bir gün gelir belki o insanla dost olursunuz. Bunun günümüzde örnekleri çok. Yaşantımızda örnekleri çok. Bazen bakarsınız ki yani birbirlerine selam vermeyecek halde kendileri hakkında konuşanlar, tartışan insanlar. Asla bir araya gelmesi mümkün olmayacak dediğiniz. Yani hatta insanlar, bunlar birbirlerinin cenazesine bile gitmez dediğimiz insanlar, diyeceğimiz insanlar, bakıyorsunuz bir gün bir araya gelebiliyor yani sonuçta. O yüzden yarın konuştuğumuz sözlerden utanma duymamak için, pişmanlık duymamak için Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki, yani bir insanı sevmeyi bilirsen ama bunu nefret derecesinde, nefret boyutunda yapma diyor. Olur ya, yarın bu insanda bir noktada değerlerin kesişir, ortak noktaların buluşması kalırsın. O zaman da oturup çay içerken, efendim söyleyeyim bir yemek yerken, sohbet ederken o konuştuğunuz sözleriniz, her iki taraf için konuşuyor bunu. O konuştuğunuz sözleriniz, yaptığınız davranışlarınız aklınıza gelir de mahcup olup tanısınız. Bunu bir zamandan biz de yaşıyoruz değil mi? Yani tartıştığımız böyle sesimiz yükseldiği dönemde zamanlar oluyor insanların. Ama bir iki gün sonra bir araya geldiğiniz zaman da yani ne gerek var diyorsunuz bazen. O yüzden Efendimiz aleyhissalatü vesselam ifadesiyle sevgide de ölçüyü tutturacağız. Nefret et, eğer bir adamı sevmiyorsak da, bir kişiyi sevmiyorsak da onda mutlaka ölçülü olmak zorundayız. Aşırılık bize göre değil. Yani hem sevgide hem de nefrette aşırılık israf. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, din ve inanç alanındaki israf. Programın başında biraz bahsettiniz siz bundan ama yani sanıyorum bunu biraz daha açalım. Din ve inanç alanındaki israf deyince buradan kasıt nedir? Ne anlarız biz bu? Çerçevesi nedir bunun hocam? Şimdi yine belki de en son akla gelebilecek
Yani din ve inanç alanında israf mı nasıl olur? Nasıl israf olur değil mi? Mesela bunu biraz da konu içerisinde biraz değindik. Evet. İnsanın Allah'a inanmaması, yaratıcıya inanmaması, her gün isyan etmesi ne demek ki? Kendi hayatının mahvolması demektir. Ahirette hiç böyle beklemediği, karşılaşmak istemediği bir ceza ile bir yaptırımla karşı karşıya gelmesi. Büyük bir zararla karşı karşıya karşı kalması. Karşı karşıya gelmesi demektir. Onun için Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle sürekli olarak uyarıyor. Mesela bunların bir tanesi şöyle okursam Yunus suresinde فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّتُنْ diyor ki Musa aleyhisselama ancak küçük bir kavim min kavmi, kavminden küçük bir topluluk iman etti. Niye? عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرَعُونَ. Mesela böyle insanlar vardır. İnsanları böyle inanç bakımından kendini haşa ilah görür ve kendisi dışındaki ne kadar yaratılan mahlukat varsa onları kendine kul olarak görür. Evet. Onları da ortadan kaldırır. İşte Musa aleyhisselam da bunun en büyük örneği Firavunlardır. Kur'an-ı Kerim baktığınız zaman da Firavundan korkusuna Musa aleyhisselama küçük bir kavim ne yapıyor? İman ediyor. Bakınız bu büyük bir günahtır. Dolayısıyla Firavun kendisini burada ilah yerine koyuyor. Ve insanlar Musa aleyhisselama iman etmekte, Musa aleyhisselam peygamberliği onaylamaktan onları alıkoymaya çalışıyor. Evet, küfür ediyor, küfür istiyor, isyan ediyor, şirk istiyor. Kendisi ne yapıyor? Kendi hayatını mahvediyor yani. Öleceğini bildiği halde. Dolayısıyla bir de onun toplulukları. Dolayısıyla insanları bu şekilde şirk bakımından, zulüm bakımından, kötülük bakımından işlemek suretiyle de insan kendi nefsine zarar vermesi dolayısıyla da israftır. İsrafın tarifinde biz de dedik. Harcamalarımızda, efendim söyleyeyim, tasarruflarımızda ölçüsü olmak, zarara uğramaktır. İnsan da inançsızlık bakımından, iman bakımından, inançsızlık bakımından bu şekilde davranırsa ne yapacaktır? Kesinlikle zararı olacak. Bununla beraber de dinde olmayan bir şeyi de dinde varmışçasına insanlara şunu da yapacaksınız, şunu da yapacaksınız diyerek insanlara bunu yapmak da bir ölçüde israftır. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselama bir adam gelir. Der ki ya Resulallah bana dini anlat der. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ona bazı şeyler söyler. Bazı şeyler söyler. Der ki adam biraz oradan ayrılırken bu dediklerinin hepsini yerine getireceğim. Ama bunun dışında ben hiç daha başka bir şey yapmayacağım. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok ayeti kerime vardır. Yani dinde olmayanları dine sokmak gibi. Yani dinin aslından değilse bir iş, onu insanlara bu dinin bir esasıdır diye söylemek de bir israf gibi düşünmek lazım yani. Yani aslında ya bu aynı zamanda hem dinin özünden uzaklaşma hem de insanlara daha çok külfet bindirerek, yük bindirerek insanların işlerini de zorlaştırma. Ya diyor ya işte o kişi peygamberimize geldiği zaman da peygamber ona işte Allah'a iman et diyor. Şunları yap diyor. Dost doğru ol diyor. Çok fazla bir şey söylemiyor. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam o adam yanından ayrıldıktan sonra diyor ki yani Müslüman görmek isteyen birisi varsa, mümin görmek isteyen birisi varsa diyor işte bu adam bakabilirsiniz diyor. Ben diyor bu dediklerini tamamını yerine getireceğim ama bunun dışında da ne bir fazla ne bir eksik yerine getirme. O yüzden bizim dinimiz her zaman orta yol. Aşırı olmamak lazım. Takva bakımından insanlar efendime söyleyeyim nafile ibadeti yerine getirebilirler. Ama ille yapacaksınız diye de. Orada da hocam aslında dinimiz bir Müslümanın bütün vaktini ve bütün ömrünü sadece ibadet ve taatle geçirmesini de hoş karşılamıyor değil mi hocam? Ya şimdi böyle bir anlayışı da yok bizim dinimizin. Sahabeden üç kişi Hazreti Ayşe annemize geliyor. Geldikleri zaman da amaçları peygamberimizin yaşantısını öğrenmek. Peygamber Hazreti Ayşe onlara diyor ki siz Kur'an okumuyor musunuz diyor yani. Peygamberin yaşantısı böyle böyle. Kendileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yaşantısını öğrendikten sonra üç kişi kendi kendine söz veriyor. Bir tanesi diyor ki ben daha hiç evlenmeyeceğim. 24 saat artık günümün her gecemi her zaman ibadette geçireceğim.
Bir tanesi diyor ki ben sabahtan akşama kadar oruç tutacağım diyor. Bu olay Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a intikal ediyor. Allah Resulü bunları çağırıyor. Sizin diyor şöyle şöyle söyleyenler sizler misiniz diyor. Evet ya Resulallah, bu şekilde söyleyenler bizleriz. Peki niye böyle bir ifade kullandınız? Ne gerekçeniz vardı? Onlar da biz senin işte efendim söyleyeyim yaşantını sorduk, dini yaşantını sorduk. Hazreti Ayşe annemizden bunu öğrendik. Kendi ibadetlerimizin senin ibadetlerin karşısında çok hafif kaldığını gördük. Dolayısıyla biz de böyle bir karara vardık. Ve Peygamberimiz diyor ki onlara, bakın ben bir peygamberim ama sizin gibi ben bir insanım. Evlendiririm, çoluk çocuğu sahibi olurum, yuva kurarım. Bununla beraber bazen oruç tuttuğum günler vardır, bazen oruç tutmadığım günler vardır. Efendime söyleyeyim, namaz kıldığım zamanlar da vardır, kılmadığım zamanlar da vardır. Yani bedeninizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Ailenizin sizin üzerinizde hakkı vardır. Toplumun sizin üzerinizde hakkı vardır. Yani kendinizi Allah'ın size tanımış olduğu, vermiş olduğu meşru haklardan mahrum etme hakkına sahip değiliz. Biz, Allah bize ne demişse, bizim için neyi meşru kılmışsa onu biz yerine getirmek zorundayız. Evet. Kıymet Hocam, din ve inanç alanındaki israfı konuştuk. Elbette bu dinin tebliğcisi ümmet olmakla iftihar ettiğimiz, şerefyab olduğumuz Peygamberimiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu ve selam olsun bu vesileyle. Peygamber nezdinde israf diye bir durum söz konusu olabilir mi hocam? Şimdi Peygamberimizin hayatı bizim için gerçekten büyük bir örnektir. Yani mesela bir örnek vereyim. Dere kenarında bir gün bir sahabi abdest alırken görür ve su bol diye harcar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona der ki suyu israf ederek kullanma der. Ya Resulallah, abdeste de israf olur mu der. Peygamber aleyhissalatü vesselam evet abdest de israf olur. Bize öğretilen nedir? Abdest azalarının bir defa yıkamak farz biliyorsunuz. Evet. Ama üç defa yıkamak sünnet olarak kabul ediyoruz. Peygamberimiz diyor ki kendisi örnek olarak da gösteriyor. Bu şekilde kul yapacaksınız. Üçten fazla yıkamak da nedir? Suyu israf ederek kullanmaktır. Dolayısıyla suyun bile kullanılmasında ölçüyü bize gösteren bir peygamber başka konularda da her konuda bize örnektir. Suyun bile israf edilmesine asla Peygamber aleyhissalatü vesselam kesinlikle taraftar değildir. Örnekler mesela şurada önümüzde örnekler var. Amr bin As'tan gelen bir rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem giyin için diyor. Başkalarına da yardım edin ve giyinin ama kibirlenmeyiniz. Böbürlenip israf etmeyiniz. Allah ihsan ettiği nimetleri emarelerinin kulların üzerinde görmeyi ister. Şimdi bazen Müslümanlarda böyle bir cimrilik de var. Adam maddi, mali imkanı yerinde. Alma gücü de var. İsraf boyutuna kaçmamak kaydıyla, kibir abidesi olmamak kaydıyla Müslüman temiz olacak, güzel giyinecek ve Allah sana bu nimeti vermişse, bu imkanı vermişse de bu nimetin emarelerini, eserini kulun üzerinde görecektir. En güzelinden de giyinecek. Yani giyecek. Yani Müslüman şüntünü diyemez yani bu şekilde nasıl giyinir diyecek hali yok. İmkanı varsa, mali imkanı yerindeyse ama meşru yoldan kazanacak. Harama kaçmayacak, kibire kaçmayacak ve imkanların nispetinde mutlaka giyinecektir. Allah Resulü her yönüne bize örnektir. Zannediyorum Hazreti Ebu Bekir ile ilgili veya Hazreti Ömer ile ilgili bir tane müşrik onun kıyafetiyle alay ediyor. Ya diyor böyle Müslüman diyor böyle giyinir mi diyor. Hazreti işte sahabi ya Hazreti Ömer ya Hazreti Ebu Bekir isimleri karıştırabilirim. O da Allah vermiş olduğu nimetlerin tamamını kulun üzerinde görmek ister diyor. Bizim için örnek alacağımız Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de de zaten Peygamberimizin örnek alınmasını emreden ayetler var. Tabii canım. Peygamber size neyi vermişse onu mutlaka alın. Ve sizi neden de sakındırmışsa
Onu ondan mutlaka sakının. Çünkü diyor Allah-u Teala diyor ki peygamberde sizin için güzel örnekler vardır, güzel hasletler vardır. Size verdiğinizi, verdiğini alınız. Size yasakladığı bir şey varsa da mutlaka ondan sakının diyor. Yani birçok ayet-i kerimede de hocam son 7-8 dakikamız var iftara. Birçok ayet-i kerimede de zaten Cenab-ı Hak kendisine imandan sonra peygambere itaati şart koşuyor değil mi hocam? Evet. Yani Etiyullah ve Etiyurrasul. Allah'a itaat ediniz, peygambere itaat ediniz. Öyleyse bizim için hiç şeksiz şüphesiz kaçınılmaz tek örnek Allah Resulü ve onun hayatına bakacağız. Onun hayatındaki uygulamaları bizim için Kur'an-ı Kerim'in örnek gösterdiği, teşvik ettiği, tavsiye ettiği hayattır. Bizim için kaçınılmaz örnektir. Elbette canım. Peki hocam, şimdi Ramazan'a özel kıymetli izleyicilerimizle özellikle de şu mübarek Ramazan'da ben şunları da paylaşmak isterim dediğiniz. Diyanet de bu sene Ramazan ve infak dedi. Ya paylaşma aslında, infak deyince biz hep aklımıza paylaşma geliyor. Zekatı burada konuştu. Dedi ki zekatı verelim ki kardeşliğimiz bereketlensin dedi zekatla. Hem zekatı hem sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı, devletimizin de böyle bu isimli bir vakfı var. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek davranışlar noktasında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize iftara doğru gittiğimiz kısa bir süre kalan bu mübarek vakitlerde neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi başkanlığımız bu sene özellikle zekat ve fitre konusunda, zekat konusunda ciddi bir çalışmaya girdi. Biz Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklaşa olarak zekat fitre zarflarımız var. Biz bunları hep görevlerimize dağıttık. Şimdi şunu söyleyeyim. Devletin bir kuruluşu olan Türkiye Diyanet Vakfı'na verilecek olan her şeyin bir hesabı vardır. Mutlaka bunların bir kaydı olacaktır. Bir denetlemesi var. Deneti vardır. Ve kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin vermiş olduğu zekatların ayrı bir hesabı vardır. Şunu söylerim yani müftülüklerimiz bunları aldıkları zaman da tek bir hesaba yatırmayacaklardır. Zekatın hesabı da ayrıdır, fitrin hesabı da ayrıdır. Ve dolayısıyla bu hesaplara yatan bu paralar halkımız bize güvenip bunu verirse bu hesaba yatacak olan bu paralar yine ihtiyaç sahibi insanlara dönmek zorundadır. Yani bunlar toplanıldığı zaman da, bunlar alındığı zaman da nereye harcanacak diye insanların aklına bir endişe gelirse kesinlikle gelmesin deriz. Çünkü onların hepsinin kaydı var. Efendime söyleyeyim nereye harcandığına dair belgeler var. İnsanlar bize başvururlar. Der ki işte vakfınızdan bana ekonomik durumum iyi değil. Maddi anlamda biraz destek verir misiniz der. Biz onun için ne yapıyoruz? Başkanlığımız, müdürlüğümüzün bize göndermiş olduğu bir forum var. O forumda bazı sorular var. O her şeyin sorunu. Kriterleri var. Kriterleri var. Hepsi kriterin karşısında belli bir puan var. Bu puanlama neticesinde belirlenen baraj puanı aşıldığı zaman da biz o kardeşimize, o insanlara yardım ediyoruz. Bununla beraber öğrencilerimize eğitim yardımı adı altında yardım ediyoruz. Mesela ben Perşembe'deyken ciddi anlamda öğrencilere bu konuda yardımcı oluyorduk. Üniversite okuyan öğrenciler olabilir, lisede okuyan öğrenciler olabilir veyahut da hiç okumayıp sıradan bir vatandaş da ihtiyaç sahibi vatandaşımız da bize başvurduğu takdirde elimizde bu imkanları varsa, zekat parası varsa biz onlara yardım ediyoruz. O yüzden diyoruz ki bu seneki zekatlarınızı gelin Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlayın diyoruz. Görevlerimize vermiş olduğumuz zekat, fitre, İl ve ilçe müftülüklerimize başvurduklarında yani, bağışları kabul edilebiliyor. Biz cami görevlerimizi de bunları verdik. Buradan hocam aracılığınızla sonuç dakikaya girdik, toparlayacağız. Kıymetli hocam aynı zamanda şu an orada il müftü yardımcısı ama Gülyalı ilçe müftülüğünü de şu an hocam sorumluluk alanında götürüyor. Bu arada Gülyalı kardeşlerimize de sizin aracılığınızla selam ve sevgilerimizi de iletmiş olalım. Hocam son 3 dakika buyurun. Dolayısıyla biz kardeşlerimizden zekat ve fitrelerini Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlamalarını istiyoruz. Ve bunlar da mutlaka harcanması gereken yere harcayacaktır. Şöyle toparlayacak olursak Sezgin Hocam,
konumuzu da bir toparlayacak olursak bu zaman dilimi içerisinde. İslam dini mutedil bir dindir. İslam dini orta yol takip eden bir dindir. Aşırılığı hiçbir zaman tavsiye etmemiştir. Ve dolayısıyla da Allah-u Teala kullarına da harcamalarında, yaşantılarında, efendime söyleyeyim, sürekli olarak orta bir yol takip etmesini emretmiştir. İsraf bizim dinimizde haramdır. Halk ve bizde de hoş karşılanmayan bir durumdur. Dolayısıyla bunu önce kendi nefsimize uygulayacağız ve bizden sonra gelecek olan nesillere de, çocuklarımıza da bu konuda da eğitimler verilmek suretiyle israfın nasıl bir zararlı şey olduğunu, günah olduğunu onlara iyi anlatmak zorundayız. Yoksa şu harcadığımız, yani çöpe attığımız ekmekti, harcadığımız zamanlardı, harcadığımız efendim söyleyeyim başka şeyler gerçekten hoş şeyler değil. Ama bunları güzel bir şekilde değerlendirirsek sonumuz iyi olur diye düşünüyorum ben yani. Hocam inşallah iyi olur. Ben ilminizden istifade ettim bu akşam. İnşallah kıymetli izleyicilerimiz de i̇nşallah, istifade etmişlerdir. Cemal Uzun hocamız orada il müftü yardımcımız. Aynı zamanda şu an Gülyalı ilçe müftülüğü de hocamızın muhtesinde. Hocamız Allah kısmet ederse nasip olursa Ramazan boyunca hocam her çarşamba Ramazan bereketi programının konuğu olarak İnşallah. Sizlerle buluşturmaya çalışacağız. İnşallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Mübarek Ramazan'da tam böyle iftara yakın bu vakitlerde yani kesintisiz hiç ara vermeden 50-55 dakika konuşmak elbette epey bir zahmet gerektiriyor. Ben hem televizyonumuz adına hem izleyicilerimiz adına şükran ve minnetimi ifade etmek isterim. İnşallah bundan sonraki programlarda da birlikte olmak ümit ve temennisiyle tekrar teşekkür ediyorum hocam size. Efendim biz bu akşam Ramazan bereketini tamamladık. Konu olarak da israfı seçmiştik kıymetli hocamızla. Efendim ömrünüz israf olmasın, hiçbir nimet israf olmasın, sevginiz de israf olmasın diyorum. Oruçlarınız kabul, dualarınız makbul olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın akşam Ramazan bereketinde görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalınız. Ramazan bereketini sun.